Sevgili izleyenler şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın Almanya izlenimleri altı başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Almanya izlenimlerim 6. Almanya izlenimlerimin 6. ve son bölümünde 1960'lı yıllardan itibaren Almanya ve Avrupa'ya iş için, aş için göç etmek zorunda kalan Anadolu insanımızı Avrupa'daki Türklerle ilgili yıllardan bu yana gözlemlerimi yazmak istiyorum. İki Dünya Savaşı sona erip büyük bir kalkınma hamlesine başlayan Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri madencilik, demirçelik sanayi, altyapı hizmetleri, çeşitli fabrikalar gibi alanlarda yoğun iş gücü ihtiyacı duyunca Türkiye ile iş gücü anlaşması imzaladılar ve kapılarını Türk işçilere açtılar. 1960'lı yılların hemen başlarına itibaren başta Zonguldak ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz bölgemizden ve Anadolu'nun birçok ilinden, ilçesinden, köyünden insanlarımız Almanya ve Avrupa'ya akın etti. Ekmek için, aş için gurbet ellere giden Türklerin en büyük hayali para kazanıp köylerine bir ev yapabilmek, traktör alabilmek ve tekrar ülkemize dönmekti. Ancak öyle olmadı. Aradan geçen yıllar içinde evli olanlar eş ve çocuklarını yanlarına aldılar. Bekar olanlar ise hemen hemen her yıl geldikleri yaz tatillerinde Türkiye'den evlilik yaparak gurbetçilerimiz arasında İthal evlilik olarak adlandırılan aile birleşimi yoluyla Almanya ve Avrupa'ya yerleştiler, orayı ikinci vatanları olarak gördüler. Avrupa'daki Türkler dinlerini unutmamak için bulundukları şehirlere, semtlere mescitler, camiler yaptırdılar. Almanya'da günümüzde hemen her şehirde, kasabada bir camiye, cami yoksa bile bir mescide rastlamak mümkündür. Özellikle cuma namazlarında dolup taşmaktadır. Ramazan ayları sanki Türkiye'de gibi yaşanmakta, kurban geleneğini sürdürmektedirler. Din anlamında ülkemizden de çok büyük destek ile Avrupa'nın her yanına camiler, mescitler yapılırken Türkçe dili konusunda özellikle 3. ve 4. kuşakta sıkıntılar yaşandığını bizzat gözlemliyorum. 20'li yaşlardaki 3. kuşak ana dili gibi Almanca hatta İngilizce konuşabiliyorken Türkçe'yi konuşmakta zorlanıyor. 4. kuşaktaki yeni nesil ise bir önceki kuşaktan anne ve babanın evlerinde Türkçe yerine Almanca konuşmaları nedeniyle Türkçe konuşmakta çok zorlanıyorlar. Okullarda ise yıllar önce çok sayıda Türkçe öğretmeni görev yaparken artık onların emekli olmaları ve yerlerine yenilerin yetişmemesi ve yeterli gelmemesi yüzünden orada da sorunlar yaşanmaktadır önümüzdeki yıllarda 5. ve 6. nesilden itibaren Türkçeyi büyük ölçüde unutmaları ve gelecekte Türk kökenli Almanlar olarak adlandırılmaları kaçınılmaz olacak gibi gözükmektedir. Aslında ana dil dünyanın bütün topluluklarında çocukların ilk öğrenmeleri gereken dil iken Avrupa'daki Türklerin ana dillerinden yavaş yavaş uzaklaşma tehlikesini net olarak görmek, hissetmek mümkündür. Almanya ve Avrupa'da en büyük sıkıntıyı çeken 1960 ve 1970'li yıllarda giden birinci kuşak olmuştur. Birçoğu maden işçisi ya da ağır işlerde çalışan gurbetçilerimiz dil öğrenmekte büyük zorluklar yaşamışlar. Avrupa'nın örf, adet ve geleneklerini ayak uydurmakta ciddi anlamda zorlanmışlardır. Bir süre sonra yanlarına aldıkları eşleri de aynı şekilde çok büyük güçlükler yaşadılar. Ancak Almanya'da doğan ikinci ve üçüncü nesil Almanca ve İngilizce dil eğitiminin yanı sıra Avrupa'nın çok iyi eğitim sistemiyle yetişip günümüzde tıptan, hukuk alanına, iş dünyasından siyasete kadar birçok alanda başarılı olmuşlardır. Pandemi döneminde Biontech aşısını bulup geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin başta olmak üzere Avrupa ve dünya gelene de ün yapmış birçok gurbetçi Türk ülkemizin övünç kaynağı olmuştur. Avrupa Kupası'nda hem Türk milli takımımızın hem de Alman milli takımının kaptanları Halkan Çalhanoğlu İlkay Gündoğan'ın da gurbetçi çocuklarımız olması da Avrupa'daki Türklerin her alanda başarılarına sadece küçük bir örnektir. Yine Almanya ve Avrupa'nın en önemli yapay kalp uzmanı, geçtiğimiz yıllarda Almanya'da yılın doktoru seçilen Doktor Dilek Gürsoy, Ordu Aybastı kökenli bir gurbetçi ailenin kızıdır. Geçtiğimiz aylarda Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür Danışma Derneğimiz tarafından düzenlenen Karabük Gecesi'nde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi Almanya ve Avrupa'da yaşayan her hemşehrimiz, her Türk bir başarı öyküsüne sahiptir. Her biri en azından iki dil bilmekte, hele hele yeni nesil 3-4 dil öğrenip uluslararası büyük başarıları imza atabilecek çapta eğitim almaktadırlar. Avrupa'daki Türkler ticaret alanında da yıllar içinde başarıdan başarıya koştular. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Karabük'te Kurtuluş Mahallesi'nde beraber büyüdüğümüz çocukluk arkadaşımız Orhan Buyurman, Yenice'li hemşehrilerimiz satılmış Hakan Koymatlı kardeşler, Aksaraylı genç iş insanı Erkan Doğanay, Zonguldaklı hemşehrimiz Hasan Köktürk ve oğulları, Yenice'li Abdullah Ören, Devrekli İlhan Bükrücü, Zonguldaklı Recep Kahya, Samsunlu Nercüment Salman, Devrekli Yüksel Kalfalı, Yine Bartın kökenli Karabükli dostumuz Sabri Gülenç, Eflanili Yılmaz Uyumaz, Zonguldak Ereğlili Hüseyin Erdoğan ve oğulları, Yenicili Osman Satuk, Ordulu Kader Gül, Zonguldaklı Yüksel Koymat, Nevşehirli Avni Yavuz ve oğlu Hayati Yavuz, Çaycumalı Kara Kemal'in çocukları Kuzucu Kardeşler, Gökçe Beyli Bahri Kılıç Aslan, Yeniceli Mustafa Onur, Zonguldaklı Mustafa Yağcı, Perşembeli Güngör Ermiş, Karamanlı Mevlüt Akkurt, Devrekli Turhan Demirbaş, Ankara Haymanalı Refik Akyüz, Çaycımalı Cevdet Süzer, Hataylı Adnan Derviş, Çaycımalı Nedim Kalembaşı, Yeniceli Murat Kekeç, Siirtli Zeki Kavun ve Kavun ailesi ve bizzat bizim tanıdığımız bölgemizden yüzlerce iş insanı başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Ayrıca BRTV reklamlarına rastladığınız ve 300'den fazla... Ürünle Avrupa pazarında olan ve Amerika dahil dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen yayla başta olmak üzere birçok Türk markası yıllar içinde büyük başarılar elde ettiler. Ayrıca sanat alanında da yüzlerce, binlerce Türk Avrupa'da başarılarıyla gururumuz oldular. Ünlü yönetmen Fatih Aksay olmak üzere birçok sanatçı da yine Almanya ve Avrupa'daki gururlarımızdır. Karayelmas diyarımızdan da Aydın Çimen ve Sezai Çağdaş gibi isimler uzun yıllar Almanya'da Türk düğünlerinin ve etkinliklerinin vazgeçilmezleri olmuşlardır. Bu yolculuğumuz sırasında Münih'te tanıştığımız Sebat Canınoğlu ve birçok dizi film oyuncusu yine gurbetçi ailelerimizdendir. Almanya Avrupa'daki her Türk gerçekten birer başarı öyküsüdür. Onlar aynı zamanda bizim Avrupa'daki canlarımızdır, kanlarımızdır. Avrupa'daki lobimizdir. Avrupa Kupası maçlarında bizzat gözlemledim. Milli coşkuyu öyle bir yaşıyorlar ki onlarla gurur duydum. Beretebe olarak iyi ki 10 yıldan bu yana Anadolu'dan Avrupa'ya yayın ulaştırıyoruz. İyi ki oradaki gurbetçilerimizle gönül bağı içindeyiz. Anadolu'dan Avrupa'ya gönül köprüsü görevi görüyoruz. Bu duygularla 6 bölümden oluşan Almanya izlenimlerim yazımı bitiriyor. Almanya ve Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizi saygıyla selamlıyorum.